Dış Haberler Editörü Eda Torul stüdyomuzda. Eda merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, aslında dünyanın bir de gözü orada diyebiliriz. Hamas'ın şimdi silahlı kanadı e, İzzettin El Kasam Tugayları İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdular. Ve Gazze şeridi e, yine abluk altında. Oradan Gazze şeridinden İsrail tarafına çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail ordusu da tabii buna karşılık savaş ilan etti. Savaş hali ilan etti daha doğrusu. Ve Gazze şeridinde demir kılıçlar operasyonu başladı. Şimdi bir yandan or Ortada da e, o noktalardan görüntüler eşliğinde bir bakalım bugüne kadar neler oldu. Eda Turul bizler için e, bir harita ve bir de e, daha önce neler olduğuna dair bir slayt hazırladı. Eda şimdi bu önce bir coğrafyaya bakarak başlayalım. Hem bundan önce neler olmuştu hem de şu anda neredeler ve e, neler gerçekleşiyor gerçekten çok önemli. Seni dinleyelim. Şimdi evet Mine Sarı Gazze dediğimiz Gazze Şeridi dediğimiz yer aslında kuzeyinde ve doğusunda İsrail, güneyinde Mısır ve de doğusunda Akdeniz'in olduğu 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometrede genişliğinde aslında dar bir alandan bahsediyoruz hı hı. ve bu dar alanda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Yani aslında Gazze dediğimiz yer dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri ve Gazze 2007'de Hamas'ın kontrolüne geçmesinden bu yana aslında İsrail'in karadan, havadan ve denizden de ablukası altında. Hı hı. Şimdi biz bugün Gazze şeridini Gaz neden e, konuşuyoruz? Çünkü e, Hamas'ın silahlı kanadı... ...senin de dediğin gibi İzzettin El Kassam Tugayları... E, ...bugün artık Aksa Tufanı... ...operasyonunu başlattı <laughs> ve... E, e, ...Kassam Tugaylarının komutanı... ...bu operasyonu duyururken dedi ki... ...İsrail'in ihlallerine karşı bir... ...çizgi çekme kararı aldık... ...ve bu aslında dedi bu operasyon... ...İsrail'in hiç beklemediği şekilde... ...büyük bir operasyon evet. olacak dedi... ...ve aslında operasyonun... ...ilk 20 dakikasında tam 5000 kadar roket ve havan fırlattıklarını da açıkladı. Tabii İsrail beklemediği bir anda e, havadan, karadan ve denizden böyle Hı. bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İlk etapta aslında İsrail ordusunun e, savaşa hazır e, olma durumuna geçtiğini görmüştük. Sonra da aslında resmen savaş halindeyiz açıklamaları geldi. Hı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları çok önemli. Çünkü altını çizerek söyledi. Bu bir operasyon değil. Biz bir savaştayız ve bu savaşı kazanacağız dedi. E, ve şöyle de bir e, açıklamada bulundu. Düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda karşı saldırı emri verdim dedi. Evet çok sert. İki taraftan da. İki taraftan da sert açıklamalar birbiri ardına geldi. Şimdi bu gelişmeler yaşanırken İslami Cihat hareketi de bu operasyonda e, yer aldıklarını e, söyledi, duyurdu. Tabii İsrailliler güne e, alarm siren sesleriyle aslında başladılar. Şimdi haritada da görüyoruz nerede duyuldu o siren sesleri? <laughs> Tel Aviv'de, Ashdod'da, Ashkelon'da e, ve Ashdod ve Ashkelon pek çok aslında e, roketin de düştüğü e, yer oldu. Tabii çok sayıda e, yaralı olduğu bilgisini. İsrail basını da paylaşıyor. Ee, en son gelen e, bilgilerde en az 22 ölü vardı. 500'den fazla da İsrailinin Hamas'ın saldırılarında e, yaralandığı açıklandı. E, şimdi burada tabii Filistin'de harekete geçmiş durumda mesela Gazze'de Filistin Eğitim Bakanlığı bütün okulların ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu tabii sivillere de güvenlik nedeniyle evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyor şimdi dedik ya burada Hamas'ın başlattığı saldırılar karadan havadan ve denizden de nasıl geldi o haberler Gazze şeridinden silahlı bir grubun İsrail topraklarına geçtiği haberi geldi ve hemen ardından da aslında silahlı grupların yerleşim yerlerinde ateş açtığına dair görüntüler paylaşılmaya başladı sosyal medyada. Bir yandan yine bu silahlı grupların Gazze Şeridi açıklarında İsrail deniz kuvvetlerine ateş açtığına dair bilgiler gelmeye başladı ve yine harita haritamızda da gördüğümüz İsrail'in Sderot kenti de yine çok konuştuğumuz noktalardan biri. Çünkü orada da silahlı gruplar bir polis karakolunu ele geçirdiler ve burada İsrail ordusu suyla e, Hamas e, üyeleri arasında ciddi çatışmalar yaşandı. E, yine nitekim Hamas'ın aslında çok sayıda İsrail askerini e, esir aldığı e, konuşuluyor. İsrail e sivilleri de esir aldığı konuşuluyor. İsrail Savunma Bakanı Galant'ın açıklamaları e, önemliydi. E, bir de dikkat çeken aslında bir kararnameye imza attı. Yedek askerleri göreve çağırdı. Şimdi yine buna evet. bir parantez açmak gerekiyor. E, yedek askerler göreve çağrıldı. Bu neden önemli? Şimdi tüm bu saldırının yaşandığı ve İsrail'in biz savaştayız ve kazanacağız e, dediği bu günlerde aslında Netanyahu hükümetini biz son dönemde neyle konuşuyorduk? Yargı reformu nedeniyle karşı karşıya kaldığı protestolardan bahsediyorduk. Evet. Ve Netanyahu üstünde bu <laughs> konuda ciddi bir baskı vardı ve hatırlayalım bu protestolar nedeniyle görevi bırakan yüzlerce asker de vardı. Şimdi dolayısıyla İsrail basınına, uluslararası basına baktığımızda şöyle yapılan yorumları da e, görüyoruz. İsrail ordusunun Ordusu bu savaşa hazır mı? Çünkü e, bu protestolar nedeniyle ayrılan çok sayıda zaten halihazırda e, asker vardı. Hı hı. E, şimdi durum ne? Yani Netanyahu e, yönetimine yönelik baskılarda aslında e, bir yandan ciddi vaziyette artıyor. Şimdi bir de şu yönü de var bu işin. E, burada gözler bir de Mossad'a çevriliyor. Hı hı. Çünkü e, ne diyoruz biz Mossad deyince? yani dünyanın en iyi istihbarat e, örgütlerinden e, birinden bahsediyoruz Mossad deyince. Peki Hamas'ın bu saldırıları nasıl? önceden e, tespit edilemedi, öngörülemedi. Şimdi hemen ben yayına çıkmadan önce BBC'nin geçtiği bir haber vardı. Orada İsrail hükümet yetkililerinin bu konuyla ilgili de bir soruşturma başlattıkları Doğru. aktarılıyordu hı hı. ki bu soruşturmanın da yıllarca sürebileceğini söylemiş İsrailli yetkililer. Tabii bunlar da e, önemli başlıklar. Şimdi Gazze şeridi etrafında 80 kilometre yarı çapındaki bir bölgeyi askeri alan ilan etmiş vaziyette İsrail bir yandan da Hamas'ın iddiasına göre Hamas diyor ki biz İsrail'e ait Kerem Ebu Salim sınır kapısını ve çevresindeki askeri noktaları ele geçirdik. Hatta bu olaya dair görüntüler de paylaşıldı. Ama tabii bu konuda İsrail tarafından gelen henüz bir açıklama yok. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bir açıklama yaptı. O da dedi ki, e, Filistinlilerin e, devam eden İsrail'in bu işgaline ve yerleşimcilerin e, terörüne karşı Filistinlilerin de kendilerini savunma hakkı e, var dedi. E, Abbas'tan gelen bu açıklama da yine e, önemliydi. Çok önemli, evet. Bir yandan da şimdi Hamas bu saldırıları başlatırken e, Lübnan'daki silahlı gruplara da çağrı yaptı. İsrail'e karşı başlattığımız bu saldırılara e, gelin siz de dahil olun dedi. Şimdi e, Lübnan Hizbullah'tan da bu taraftan da bir açıklama geldi. Hizbullah durumu yakından takip ettiklerini söyledi ve dedi ki bu aslında İsrail'in devam eden işgaline karşı verilen bir yanıttı, Hamas'ın verdiği bir yanıttı dedi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri durumu hiç şüphesiz İsrail'in en yakın müttefiki durumu yakından takip ediyor. Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler var. İngiltere'den, Almanya'dan, İtalya'dan. Tabii orada şunu hatırlatmak lazım. Avrupa Birliği 2001'den bu yana Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyor. Dolayısıyla saldırılara yönelik kınama mesajları Macron'dan, Sunak'tan bu liderlerden açıklamalar geldi. En son Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı taraflara gerilimin derhal dindirilmesi için bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce iktidar çağrısı yaptı kongrede. Aynen öyle. Erdoğan'ın da sözlerini hatırlatırsak, o da itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyorum dedi. Şimdi tabii bu aslında bizim geçmişten bugüne tanıklık ettiğimiz bir süreç. İstersen bakalım. ona da bakalım. Ona da bakalım. En son ateşkes Mayıs ayında galiba. Evet sanırım. Aynen oldu. Mayıs 2023'te Mayıs ayında İsrail Kalkan ve Ok operasyonunu başlatmıştı. Bu evet. operasyon 5 gün e, sürdü ve en az 13 Filistinli öldü. Aslında işte bugün yaşananlarla o Mayıs ayında ilan edilen ateşkes de bozulmuş oldu ama biz burada 2008'den beri yaşananları kısaca bir derlediğimizde Hı -hı. yine 2008'de mesela demin bahsettiğimiz Sderot'ta e, oraya fırlatılan roketlerin ardından İsrail'in 22 gün süren bir operasyon başlattığını ve 1400 Filistinlinin hayatı Kaybettiğini görüyoruz Kasım 2022'de 8 gün süren hava operasyonları var ki burada da İzzettin Kasım Tugaylarından bir komutanın öldüğünü görüyoruz 2014'te Temmuz Ağustos 2 ay devam eden süreci görüyoruz orada da yine Hamas'ın 3 İsrail'i kaçırıp <laughs> öldürmesinin ardından başlıyor ve 7 hafta sürüyor bu saldırılar ve burada da Gazze'de yine 2100 Filistinli ölüyor. 67'si asker 73 İsraili evet. de hayatını kaybediyor. Mescidi Aksa saldırısıydı değil mi? 10 Mayıs tarihinde orada ibadet eden insanlara gerçekleştirilmişti. Arada böyle hani bunlar sadece şey değil yani böyle tek tek inceleyebileceğimiz şeyler değil. Beraberinde aralarda bir küçük, sürü, şey, bir var. sürü evet. şey var. Özellikle Mescid-i Aksa konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatta bugün Mescid-i Aksa'yı işaret etti konuşmasında. devam edelim. ayı Ağustos 2022'de de yine İsrail'in hava operasyonlarında aslında 30'dan fazla Filistinli öldü ve İslami Cihat hareketinden de iki komutan da öldürüldü. kısacası aslında yıllardır konuştuğumuz ve bugün de devam eden bir olaydan bahsediyoruz. Peki. Ee, son olarak evet hangi tepkiler geldi onu da bir bakalım özellikle dünyadan kimler ne açıklama yaptı. Şimdi en son Netanyahu'dan hiç beklemedikleri bir karşılık vereceğiz açıklaması, açıklaması. geldi değil mi? Oldukça sert yani daha önce bu kadar hani operasyondan saatler sonra tamam artık savaştayız diye bir kesinlik olmuş muydu? Olmamıştı. Bunlar evet. da olmamıştı, evet. Şimdi e, ve Netanyahu diyor ki düşman hiç bilmediği bir bedel ödeyecek diyerek evet. e, sert açıklamalar yaptı. Aynı şekilde İsrail Savunma Bakanı Galant da e, aynı açıklamalarda bulundu aslında. Peki Eda Turul çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık bugüne kadar neler oldu ve hangi coğrafyada nasıl ne kadarlık bir alanda e, gerçekleşti hepsini bize e, aktardın. Ağzına sağlık teşekkürler. teşekkürler.